zarardır yani. Hı. Evet. Şimdi yani bu insanlar bu bizim bahsettiğimiz mertebeleri bilmiyor. Bilmiyorlar mı da böyle hareket ediyorlar? Şimdi onları bilmiyor değil. Kanaat ettim etmesen şeriatın şeyini zahir ifadesini. Şimdi ben bir ilim var, bir inandığım bir şey var. Mesela meleklere iman veya alemlere iman, tamam mı? Şimdi bir de şuhut olduğum şey var. Daha o bize yakın geliyor. Daha kesin zannediyoruz. Şöyle diyoruz sonra, evet Resulullah öyle demiştir, ayette öyledir ama yani bunun tevili budur diye gördüğüne tevil ediyor. Kontrolü artık kaybediyor. He, yani gördüğü şekliyle ifade ediyor. Mesela meleklere iman. Gitti kendisi mesela karın veya yağmur tanesini, Mekke melekesini gördü. Meleklere imanı onda ifade ediyor. Yani melek budur işte diyor. Ötekisi de efendim cenneti ayakta tutan meleği görmüş. Hadi. Ötekisi de Cebrail'i görmüş. O da melek yani. Bu sefer kendi inandığını müşahadatına ile tabir etmiş. Yani inandığı iman esaslarını ve inandığı Esma-i Hüsna'yı kendi mazhar olduğu kabiliyetine göre izah etmiş. Biraz da haklı. Ama şu, mesela ben anladığımı anlatırım da anlamadığımı nasıl anlatayım? Ama şunu desem ki... Bunu şu değil mi? Hem o müşahede ettiği şeyi anlatmak, yaşadıklarını ortaya koymak, hem de diğerlerini de hesap... Yol açmak. Yani sırf bu da inisar etmemek. Evet. Mesela Cadde-i Kübra budur demiş adam mesela. Oysa etkiye ümmeti Cadde-i Kübra'dan gider yani. Başka bir yapacak bir şey yok. Yani o cadde, o girdiği yol... Bakalım ne olacak. Yani aşağıda izah ediyor şey görmüyor. Aşağıda izah ediyor. Sebebi ben acele etmek istemiyorum. Hmm. Sabrediyorum da. Ondan yani. Hmm. Baktım ki biraz darlattın beni. Ben giderim. Çünkü aşağıda izah ediyor biraz da. Esma'nın cilvelerinin renkleri mazharlara göre tenevvür ediyor. Yani Esma'da nihayetsiz mertebe yok mu? Evet. Esma'da nihayetsiz mertebe varsa bu mertebeler nerede gözükecek? Şahıslarda gözükecek. Anlaşıldı mı şimdi? O zaman o mertebede, o esmada olan adam ötekisini bilemiyor yani. Yani onun kabiliyeti oraya kadar. O insanların kabiliyetinin istidatlarını mertebelendiren nedir? Esmanın mertebesidir. Esma'da neden mertebe var? Çok acayip bir soru işte. Çünkü o da liyakat. Allah ona o kadar layık gördü. O mertebede o esmayı gösteriyor. Allah layık gördüğü için o mertebede yoksa o ona liyakat kesbettiği için. Kesbettiği için onda o gözüküyor. Onda o gözüküyor. Yoksa Allah kayıtlamamış. Cemil oluyor. Hani neye benziyor biliyor musun? Cenab-ı Hak diyor, istediğine hidayeti verir ayette. Bu ne demekmiş biliyor musunuz? O zaman istemediğine hidayeti vermez. O zaman cebir olur. Cebir olur. O şu demekmiş. Eğer Allah istediğine hidayeti veriyorsa, sen de o zaman Allah'ın istediği gibi yaşa, hidayete mazhar olursun. Allah istediğine veriyor hidayeti. Allah, o zaman Allah'ın istediği bir yaşam biçimi var. Allah'ın dediği gibi yaşam biçimiyle yaşarsan Allah'ın istediği olursun. Allah istediği olursan Allah istediğinde sana verecektir. O da hidayettir. Otomatik mi? Otomatik. Otomatik yani. Şimdi... Bu zatın yaşantısıyla Esma mertebelenmiş oluyor. Kendisi mertebeleniyor. İşte ne demek o? Şükrü örfüyü kullanmak. Yani verilen maddi ve manevi uzvunu kullanma nispetinde Esma'da, Esma-i Hüsna'da mertebele oluyor. O zaman şimdi bir şey var. İnsanlar mı Esma'yı mertebeleştiriyor? Yoksa Esma mı? Bir bütündür. Esma'daki mertebeler mi İnsanlar da tezahür ediyor? Esma-i Hüsna'da mertebelerin olduğu insanla anlaşılıyor. Evet. Ama aslı Esma-i Hüsna'da mertebe yoktur vacib-ül vücutta. Ama bu alem-i şehadette tecelli ederken zuhurat
fuyuzat olurken onu oradan çıkartıyor. Mesela esma, çekirdekteki esma ile yaprağa tezahür eden esma aynı esma ama mertebesi farklı. Evet. Mesela çiçekte cemil ismi var ama çekirdekte de cemil var. O zaman esmanın mertebesini mertebelendiren alem-i şehadettir. Peki alem-i şehadet o zaman nedir esmaya göre? Sıfatın tecellisidir. O zaman esmayı mertebelendiren sıfattır. Anladın mı? Çünkü bu alem Allah'a aynadır. Bu alem Allah'a ayna ise bu alem de esmadır. Peki o zaman ben başka, ayna başka, aynada gözüken başkayım. Peki alem ayna ise orada gözüken Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hakk'ın esmasının mertebeleri ise peki ayna nedir? Alem ayna ise aleme, aynada şu kâine esmadır. Peki alemde gözüküyor Cenab-ı Hak, gözüküyor. O zaman alem nedir? Ene oluyor o zaman. Yok, alem de, alemin de maddi tarafı, esmanın arka tarafı sıfattır. Peki sıfat. Eşyanın vücudu haricisi sıfata bakar. Tamam. O zaman o sıfatın şeyi, zuhuratı esmayı mertebelendiriyor. Mesela ne yapmış? Kesif yaratmış, katı yaratmış. Anladın mı? Onun üzerindeki işlemeler esmaya bakıyor. O zaman esmada da mertebe var. Esmada mertebe burada var. Zatında yok. Mesela şöyle diyeyim. Ağaçta koku, tat falan vesaire var. Ama çekirdekte öyle bir şey yok. Merkeze gidince öyle bir şey yok. Anladın mı? Evet. Devam edelim. Daha açıklayacak. Bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Bazı mazhar olan zat bir ismi, bir ismin tam cilvesine mazhar olamıyor. Hah, şimdi geliyor işte cümlenin şeyi. Bu şu anda konuştuklarımızı kulasalım. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. İşte bu esmanın biraz önce sorduğun sorunun cevabı bu. Nasıl olabilir? Bir de okuyayım. Hem külliyet, cüziyet, zilliyet, asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Biraz yukarıdan alsak bağlamak açısından. O zaman cümleyi baştan şuradan alıyorum. Yani. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazharlara göre tenevvür ediyor. Hı hı. Ayrı ayrı oluyor mazhara göre. Bazı mazhar olan zat hı hı. bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hı hı. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet hı hı. ve asliyet itibariyle cilve-i esma hı hı. başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor, gölgeden çıkamıyor. Hı hı. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Hı hı. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Hı hı. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsille bazı işaret edeceğiz misal. Hı hı. Ama bunun da şeyini şeyde anlatıyor. Arka tarafta sayfa 334'te mesela burada Esma-i Hüsna'nın mertebelerini anlatıyor. Ve Esma-i Hüsna'nın tezahür ettiği yerler. Mesela kayayı yaratan Allah'tır. Nesi ama? Sıfatı. Eşeği halk eden nedir? Esma değildir. Kaynakta sıfattır. Evet. Halik çünkü Allah. Kadir, kudret, sıfattır. Mesela suyu yaratan odur. Ama orayı süslendiren, renklendiren esmadır. İşte diyor ki o şurada ne gözüküyor bak. Denizden zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz? Elbette ya celil, ya celil, ya azir, ya cebbar dediklerini işiteceksin.
Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Sıfat yaratmış bunu. Orada ne gözüküyor? Bak Esma nasıl? Yani Esma niçin farklılaştı? Kudret farklı şeyleri yarattığı için. Denizi kudret yarattı. O zaman kudret yarattığına göre orada şu Esma gözüküyor. Ne diyorsunuz? Küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Küçük hayvan. Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Sema'yı dinle. Ya Celil-i Zülcemal diyor. Ve arza kulak ver. Ya Cemil-i Zülcelal diyor. Hayvanlara dikkat et. Ya Rahman, ya Rezak. Bahardan sor. Ya Hennan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif. Ya Atuf, ya Musavir, ya Munevir, ya Musin, ya Muzin gibi gibi çok esma işiteceksin. Nerede? Bu mazardan. Şöyle diyelim. Aynada yansıyan ve gözüken, aynada gözüken esma, ayna sıfat, tamam mı? Ayna sıfat ve aynadan 4 tane mertebe var. Onu şimdi yapalım. 4 tane mertebe var. Şu. Mecbur olduk bunu yapmaya. Ama o şey yok. Şu. Şurası. Ayna. Bunu daha sonra da yapacağız. Bu güneş. Tamam mı? Şuradan bu tecelli ediyor. Buraya vuruyor. Buradan da böyle yansıyor. Burası da kağıt. Burada güneş gözüktü. Şimdi bak. Birinci vücut. Hakikat. Bu. Sonra aynada gözüken güneş. Aynada gözüken güneş. Sonra oradan yansıyan ışık. Bu ışıkla bu ışık aynı değildir. Ama gayr de değildir. Buna ne diyor? Ne aynıdır ne gayrdir. Bak bu ışık taneleriyle bu aynı değildir. Bu mum basit aksidir. Bir de kağıt ne yaptı? 1, 2, 3, 4. Vücut mertebeleri 4'tür. Bu ne demek? Mahiyeti zatiye. Şuunat-ı zatiye. Şuunat. Sıfat. Esma. İşte bu şems-i ezeli olsa zat. Bu şeyler buradaki şuunat, buradaki sıfat, burada gözüken esma. Bu esmayı mertebelendiren nedir? Yani onu ortaya çıkartan bu sıfattır. Bu sıfatıdır. Bu sıfat şu zerreler. Bu da şuunat, bu da zat. Şimdi demek ki esmanın kaynağı esmayı farklı kılan nedir? Sıfattır. Taşı yaratan sıfattır. Suyu yaratan sıfattır. O zaman taşta gözüken esma ile suda gözüken esma bir değil. Farklı oluyor otomatik. Çünkü kaynağı farklı. Sıfatlar esmayı ortaya çıkartıyor. Evet. Evet kaynağı var. İşte şunu sebebi de şu. Muhyiddin Arabi şurada hata yapmış bak. Muhyiddin Arabi şurada hata yapmış. Şimdi gittim buna
şey buna budur dedi. Üstad diyor ki latif nüktelerde bak dört tane mertebi. Bir vücut var. Bir de bu aynada gözüken şekil var. Bu bir şekildir. Aynada bir şekil var arkadaşlar. Bir de aynanın yansıttığı var. Bunda neyi kastediyorum biliyor musun bu dalgalar? Mesela şu lamba. Elim ayna. Lamba bir. Aynaya bak. Aynada bir gözüken güneş var. İkinci bir vücut. İkinci bir vücut. Ayna. Bir de aynadan yansıyan var. O karanlığa vuruyorum bak. Şuraya. Bu koltuğun arkasına vuruyorum. Karanlıkta daha güzel görünüyor. Bak şimdi. Arkadaşlar oradaki ışığı oraya vurmuyor. Karanlık. Koltuğu kapatmış. Ama koltuğun kenarına bak ben buradan yansıtıyorum. Bu ışık bundandır ama bu değildir. Tamam mı? Şimdi o zaman bak birinci vücut o. Aynada gözüken lamba. İkinci vücut. Aynada gözükenle bak aynada gözüken lambanın ışığı. Lütfen bir daha. Ayna sıfatı. Bir daha lütfen dur karışma lan. Lamba, lamba demeyelim de güneş. Güneş. Aynaya vurdu. Buradan yansıyan ışık güneşin ışığı mıdır yoksa aynadaki güneş miktarının ışığı mıdır? Aynada gözüken ışığın, aynadaki gözüken miktarın ışığıdır. O zaman bu ışığın kaynağı budur, buradaki ışığın kaynağı budur. Farklıdır. Tamam mı? O zaman ne etti? Birinci vücut. Aynada gözüken şekil, güneş, ikinci vücut. Yansıyan ışık taneleri, üçüncüsü. Kağıda dökülmesi, dördüncü vücut. Muhyiddin Arabi bu mertebeleri yok sayarak birinci vücudu birle dördüncü vücudu aynı dedi. Hemostat her şey odur. Olmadı işte. Burada şey oldu. Dengeyi bozdu. Ha, o zaman nedir? Birinci vücut Cenab-ı Hakk'ın zatı. Buna misal veriyor işte güneş. Tamam mı? Sonra aynada gözüken, sonra aynadan yansıyan. Aynadaki yansıyana ne aynıdır ne gayrıdır diyor. Tamam. Ondan sonra bir de kağıda dökülmüş. Kağıt esmadır. Bu sıfattır. Bu da şuunattır. Bu da zattır. Gördük mü? Evet. Karıştırdın mı? Gitti işte. Bu farklılık buradaki farklılık buradan geliyor. Sıfatla esma farklı olduğunda. Anladık mı bunu şey? Bunu anladın mı? Vücut mertebeleri bu çok önemlidir. Esma'nın adam şimdi buraya gelecek. Vacibül vücut. Bak buraya gelecek. Bu kitabımı getireyim bak. Bak getireyim dur. Bak şimdi. Bak dört tane. Bu külliyet. Tamam mı? Cüziyet. Zilliyet, asliyet, asliyete bakıyor. Ne oldu? O zaman bu esma bak ne dedi? Külliyet, cüziyet ve zilliyet asil itibariyle cilve esma başka başka suret alıyor. Bu esma-i hüsna kabul edersen, esma-i hüsna'nı, bak ne kadar farklı etti şimdi. Değişik cilveler aldı. Cilveler aldı şimdi bu. Yani bu esma-i hüsna'da nur diyelim, nur ismi. Veya hakim, veya rezak, veya cemil. Bak, külliyet, cüziyet, zilliyet, yani onun, ve asliyet. Yani aslını taşıyor demek. Asliyet derken aslı değil yani. Asla alakalı bu. Ne kadar mertebede en uzak olsa, bu sefer cilve-i esma, zilliyeti, başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor. Gölgeden çıkamıyor. Bazısı şu, bu nedir? Gölgedir. Gölgesiz, hani 400 önce sözde diyor ya, gölgeli ve gölgesiz suretler. Gölgesiz olan şeydir, heykel, gölgeli suretler de resim. Bu, buradan adam buraya bakıyor, esmanın mertebesine. Buna geçemiyor.
Hele hele buna da bakamıyor. Bu sefer zannediyor ki buradan ışık geliyor ya. Buradan geliyor zannediyor. Bak, burada duran bir insan. Şurada duran bir insan. Burada ışık geliyor ya. Zannediyor ki bu buradan geliyor. Zaten üç tane insan anlatılacak. Katse, Reşha, Zehre. Hepsi farklı yerde oldu şimdi. Mesela ama bu başka bir mevzu da şimdi karıştırmayalım. Bazıları gölgeden çıkamıyor. İstidada göre bazen bir isim galip oluyor şurada. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hüküm furan oluyor. İşte bunu şekillendireceğiz dedik. Bu değil yani. Şekilimiz bu değil. Bizim şekilimiz şey olacak. Burada işte diyor ki işte bu şu derin şimdiye kadar konuştuk ya. Şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Bunu okuyalım sonra şekillendirelim. Ne kadar zamanımız var? 20 dakika. 50 dakika. Dakikamız. O zaman ben metni okuyayım. Namazı da vardı 15 dakika. Ha ikinci okundu mu? Yok 15 dakika. 15 dakika mı var? 50 dakikamız var hocam. Evet. Neyse biz ikindiye... Şimdi o zaman biraz gidelim, keseriz. Sonra şekillendiririz. Tamam. Yani ister namazı kılardan sonra, isterse namazı ama, biraz... Çünkü şeydir, okuyorsak hep ilerlesek çünkü okunacak mesela kuru kuru bu çizelgeyi yapmayayım diyorum. Çünkü kuru Zehre şudur, Reşa budur, Katre budur dersek, bu da burada ayrılır derse kuru kuru oluyor. Biraz gidelim. Gidelim. Mesela... Zehre namıyla nakışlı bir çiçek, kamere aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan safetli bir reşayı farz ediyoruz ki, her birisinin bir şuuru bir kemali var. Şuuru bu, müsbet. Ve o kemala bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatler işaret etmekle beraber, nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine işaret var. Nefis, akıl, kalbin ve üç tabaka ehli hakikata misaldır. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar yoksa üç tabakaya değil. Onu çizeceğim inşallah. Birincisi ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaretidir. İkincisi cismani cihazat ile kemaline sahip hakikate gidenler. Bunu okumadan okuyup bitireyim. İkincisi nefsin tezkiyesiyle, aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenler. İkincinin üçüncü şıkkı, kalbin tasfiyesi ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Üçüncü şık, enaneti bırakmayan ve asara dalan yalnız istidlaliyle hakikate giden. Üçün birincisi bu. Üçün ikincisi, ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden. Birincisi nasıl hocam? Üçüncünün birincisi. Enaneti bırakmayan ve asara dalan yalnız istidlaliyle hakikate giden. Birinci tip. Üçüncünün birinci modeli. İkincisi, ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden. Üçüncünün üçüncü şıkkı,
iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden, ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmet-i ihtilaflarını işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti, Zehre, Katre, Reşa unvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela, Güneş'in kendi Halık'ının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası vardır. Güneş'in bak, üç çeşit tecellisi ve inikası ifazası var. Bak, bir tecellisi var, bir inikası var, bir de ifazası var. Mesela Güneş'in o ilk vururken, tecelli. O aynaya gelirken. O tecelli mi oluyor? Evet, o şurada neredeyse, izleyin en üç çeşit. Birincisi tecellisi. Evet. Yansıması. Aynadaki yansıması, ifazası da orada kağıtta gözükmesi. Şekillenme. Çünkü hiçbir yerde şekillenme yoktu. Nasıl gözüküyor? Birisi çiçeklere, birisi kamere ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlak yerlere, parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Ne acayip? Birisi çiçeklere, kamere ve seyyarelere, birisi de şişe ve sulara. Hepsine farklı farklı. Hepsine farklı farklı. Tamam. Birincisi üç tarzdadır. Mesela çiçeklere üç tarzda olacak. Birisi külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ki, bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Ben bunu çizeceğim, daha iyi anlaşılacak. Çok süper. He? Çok süper. Evet. Çiçekleri bak ne yapmış bir tanesinde? Külli ve umumi. Bir anda bütün çiçeklere vuruyor. Güneş. Bütün çiçekleri bir anda vuruyor. Sonra çiçeklere has vuruyor. Her bir neve göre bir husus inikası var. Yani vurduğu zaman herkesi bir anda vururken menekşelere, herkesin içinde aynı zamanda menekşelere de vuruyor. O zaman ne yapmış oluyor? Bütün çiçeklerden menekşe ayrılıyor rengi. Yani o içindeki kabiliyet onu farklılaştırıyor. Menekşe rengi oluyor. Bir de o menekşeler içinde, yani bütün çiçekler içinde tecellisi, bütün çiçeklere tecellisi var. Menekşelere, o herkesin içinde hususi menekşeleri var. Menekşelerin içinde de her bir menekşe ayrı tecelli ediyor. Onun için farklılık çıkıyor. Farklılık çıkıyor. Şekil değişikliği, renk değişikliği, kuyruk açıklığı. Evet. Yani güneşe karşı durumu, onun yapısı. Çünkü renk nedir? Güneşten almış olduğu renkleri kendi iç aleminde boyayıp öyle gösteriyor. Güneşi tam gösteremiyor. Evliya Allah da böyle şekil alıyor. Böyle alıyor. Onun içinde farklı. Esma içeriye giriyor fakat içeride esma boyalanıyor. İstidat ve kabiliyetler onu mertebelendiriyor. Aslında esmada mertebe yoktu. Mertebelendiren kendisi o. Kayıtladı yani. Güneşte bütün renk var ama renk gözükmez. Gözükmez ışık tanesinde. Ama çiçeğe girerse 7 tane renkten bir tanesi gözüküyor. Kırmızı dedik. Yani, asla kırmızı gelmiyor. Yani tek bir şey geliyor. Evet içinde 7 tane var ama karma. Onu ne yaptı? Çiçeğe girdi, ayrıştırdı. Altısını gizledi çiçek, birisini gösterdi beyaz. Işık aynı ışık. Evet. Fakat sendeki... Nasıl oldu bu? Yani esma nasıl farklılaştı? Gördünüz mü şimdi? Yani renk nasıl gözüktü? Gelen güneşte bütün renkler var. Yani reddi renk ne demekmiş biliyor musun? 70 tane tonun hakikati demekmiş. 70 bin 7 milyonun. Yani bütün renklerin kaynağı bu 7 tanedir. Paket olarak geldi mi? Girdi mi çiçeğe bir yaprağa? İçindeki o yapısı, hücre yapısı ya, şey yapıyor. Yansıtmayı farklı yapıyor. Yansıtmayı farklı yapınca farklı renk diyoruz. O karanlık oysa renk yoktur. Çünkü karanlık yok. Onun için bir kavle göre Güneşin ışık ne demektir?
şunu diyor zaten burada diyor. Burada acele etmeyeyim. Güneşin ziyasındaki yedi rengin istihali-i nikasiyesinde neşet ediyor. Yedi tane renk o giriyor. Ondan sonra o çiçeğin veya insanın istidadında istihale geçiriyor. Bizatihi güneş girdi ama artık içinde güneş yok. Güneşin artık renkleri kaldı orada. Tak 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 tak. Bir tanesini dışarıya çıkartıyor. İşte güneşi mertebelendirdi. İkincisi, kamere ve seyyarelere vurmasını misal. Güneşin kamere ve seyyarelere Fatır Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurundan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda tenizde havaya vurur. İsterseniz hemen çizeyim istersen. Başlayayım. Yok. İyi olur değil mi? Bunlar anlaşılsın. Güneş. Bir tanesi zehre. Yani nefis çiçek. Bir tanesi katre, akıl, seyyare ve kamere ve seyyare. Kamere ve seyyareye. İşte o alet olsaydı, ondan sonra reşa. Reşa. Şişe ve su. Evet. Şimdi bunların da üç şekilde tezahürü var. Tecelli anladık. Bunları yazmak gerekirse şöyle yapayım. Has, külli ve umumi. Külli ve umumi. Yazılamıyor işte. Bu da cüz'i, hususi, külli. Cüz'i, cüz'i, cüz'i. Karın
şişeciklerine. Havanın zerrelerine. Ne? Ondan sonra deniz yüzü kabarcıklarında. Deniz yüzü kabarcıklarında ve suyun damlalarında. Ve suyun damlalarında. Şimdi aşağıya denizlerin kabarcıklarına kabarcıklarına toprağın şeffafatına havanın zerrelerine. Ne? Bütün çiçeklere. Bunu burada yazmak işte zor. Bütün nere? Her bir nevi çiçeğe. Her bir çiçeğe. Şimdi buraya kadar yaptık. Bunlar tabii ne demektir diye şey yapalım. Şimdi bunu yazmak şey olur belki. Şunun komplesine burası direkt güneşten aldığı için buharlaşıyor ve buhar ayna oluyor. Artık zerreler değil, buhar ayna oluyor bu. Bir de okuyorum. Buna şunu yazılabilir. Burası direkt güneşten aldığı için buharlaşıyor ve buhar ayna oluyor. Artık zerreler değil, buhar ayna oluyor. Buharlaştı. Burası, bunlar, işte o alet var ya, getirdiği zaman yapacağız inşallah bir daha. Hani aleti buraya koyacağım, yansıyacak duvara. Evet, çok soru. Bunu koyacağım alete. Onları kopyalamamız lazım. O kopyalama değil de, o zaman burada dursun buraya kadar. Burada duralım. Bundan sonraki devamını İnşallah. Şey yapalım. Burada duralım. Dersi burada bitirelim. Çünkü baktım ki böyle hayal iş yapıyorum. Olmuyor. Yazmam lazım. Yazınca da olmuyor. O zaman o duvara yansıtan alet gelsin. Ondan sonra bunu yapalım. Peki. Vâhır davâhumen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.